Merhabalar arkadaşlar ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar 10. haftamızın dersiyle karşınızdayım Bileşke ve ters fonksiyon diyoruz 9. haftamız ödev haftasıydı Acil matematik TYT soru bankalarımızdan işlenilen konuların tamamının çözülmesiyle alakalı Tabii ki AYT soru bankasındaki bileşke AYT soru bankasındaki Fonksiyon sorularını çözebilmeniz için önce fonksiyonlarda dönüşümleri işlememiz gerekiyor. Daha sonrasında bunları çözersiniz arkadaşlar. Bu haftaki konumuz ise bileşke ve ters fonksiyon diyoruz. Biz bundan 2 hafta öncesinde en son konumuzu işlemiştik. Ve bu 2 hafta sonra 2 hafta öncesinden yani bugüne kadar olan kısımda ödevlerinizi yapacaktınız. Umarım yetiştirebilmişsinizdir. Yaklaşık olarak 13-14 günlük bir süre vardı sevgili gençler. Bu süre içerisinde bu ödevlerinizi yaptıysanız hazırsınızdır artık bileşke ve ters fonksiyon konusunu işleyeceğiz. Hocam programda bu konu görünmüyor bileşke ve ters fonksiyon. Evet normalde fonksiyonlar e, videosunun içerisinde anlatmam gereken olan konuydu. Fakat bu video çok e, fazla detaylandırılıp çok fazla uzadığı için ben bu hafta bileşke ve fonksiyonu anlatacağım ve hemen bu videoların arkasından ikinci dereceden denklem ve parabol videoları da gelecek. Bu da şu manaya geliyor ki artık arkadaşlar kampımızda AYT konu anlatımlarına da başladık. Haberiniz olsun. E, bu haftalardan sonra tabii ki oran orantı var, problemler var. Mat ile karışık şekilde devam edeceğiz ama Mat 2'ye daha aşina olan e, konularla harmanladım ben bunları. Haberiniz olsun. Bileşke ve ters fonksiyonla artık videomuza başlayalım dilerseniz. Evet. Bileşke fonksiyon nedir? A'dan B'ye örten ve B'den C'ye g fonksiyonları verir. A'nın elemanları f ve g ile c'nin elemanlarıyla eşleyen fonksiyonla bileşke fonksiyon diyoruz. Yani ne demek oluyor bu? Başka bir ifadeyle A'dan B'ye örten ve f fonksiyonu var. Bir de g fonksiyonu var. B'den C'ye fonksiyonları verilsin. Eğer A'dan seçilen her x elemanı için hx eşittir g içerisinde fx şeklinde tanımlanıyorsa bir fonksiyon. H fonksiyonunu A'dan C'ye Fonksiyon denir. F ve G fonksiyonlarının bileşke fonksiyonu denir. Ve biz bunu nasıl gösteririz? G bileşke F ile. Bakın e, burada şu kalemlerimi bir kalınlaştırayım hazır olalım. Bakın şimdi sevgili gençler burada GFX deniliyor değil mi? H eşittir GFX. Burada da G bileşke F diyoruz. Yani burada hangisi önce ise G'yi oraya yazacaksınız. Şu aradaki yuvarlak işaretine hocam işte o bileşke fonksiyon. Yani iki fonksiyonu e, birleştirmeye yarayan şeydir sevgili gençler. Bir gösterim çeşididir. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Önce şurayı bir okuyalım. G bileşki f a'dan c'ye tanımlanacak. G bileşki fx de g X şeklinde gösterilir ve g bileşki f diye okunur diyoruz. Şimdi şu şekilde hocam şurada bir hata yok mu diye çok soru gelebileceğini düşünerekten bunu söylüyorum. Arkadaşlar şurada bir şekil verilmiş bakın. Bir şema verilmiş. Bu şemaya göre de biz bu fonksiyonun h fonksiyonu olduğunu ve bunun biz g h eşittir g bileşki f biçiminde yazılabileceğini söylüyoruz. Ya da h eşittir. h eşittir. Bir saniye bekleteceğim sizi. Evet. G içerisinde fx diye tanımlayacağımızı söylüyoruz. Ama burada bakın önce f'den a'dan b'ye f fonksiyonu daha sonrasında b'den c'ye g fonksiyonu diyoruz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Aslında şu demek değil mi? Hepimizin kafasına soru işareti takılmıyor mu? Hocam solda f var, sağda g var. F zaten önce f'i sonra g'yi kullanıyoruz. Neden biz buna gof diyoruz? Yani g bileşke f diyoruz. Çünkü sevgili gençler önce g'yi yapmamız lazım. Yani önce fx hesaplanmalı. Daha sonrasında bulduğumuz fx de g fonksiyonunun içine yazılmalı. Yani g bileşke fx oluyor sevgili gençler. Buradaki gösterimle hani ola ki o yeni nesil soruların arasında falan böyle bir şey çıkarsa buradaki bu gösterimin aslında tam tersi yani g bileşke f diye okunduğunu da unutmayın sevgili gençler. Geçtim 3. sayfama. 3. sayfada fx 3x 1 ve gx de x kare artı 2 olarak verilmiş. f ve g fonksiyonları için aşağıdaki bileşke fonksiyonların değerlerini bulunuz demiş. Şimdi g bileşke f1. Bu ne demektir? g'nin içerisine f1'i yaz diyor değil mi sevgili gençler? Peki f1'i nasıl bulurum ben? f1'i f'de yerine yazarak bulurum 1'i. 3 kere 1 1. Bu da ne yapar? 2. Demek ki f1 2 ise sevgili gençler ben buraya 2 yazacağım. Nerede? g'de. Yazalım 2'yi. g2 Eşittir 2'nin karesi artı 2'den ne gelir sevgili arkadaşlar? 6. Demek ki bunun cevabı 6'ymış. Şimdi buna bakalım. F'in içerisinde bu sefer g-1 yazacağız. Ve önce g-1 lazım bize. Eksi 1'i burada yazarsam eksi 1'in karesi 1. 2 eklersem 3 gelir. Demek ki artık burada ben f3'ü bulacağım. F3 de sevgili gençler yerine yazarsak 3 kere 3 9 1 çıkardım 8 gelir. Bunun da cevabı bu. Son olarak f bileşke f denmiş. Yani f'in içerisine f0'ı yerleştir demiş. Ben f0'ı bulursam 3 kere 0 0 1 çıkardım eksi 1. F eksi 1 bulacağım şimdi. 3 kere eksi 1 eksi 3. Bir daha çıkardım eksi 4. Demek ki buranın da cevabı eksi 4 olacakmış. Evet bulduk cevaplarımızı. 6, 8 ve eksi 4 bizim cevaplarımız olacaktı sırasıyla. Bir diğer sorumuza bakalım. F ve G fonksiyonları ikisi de R'den R'ye tanımlanmış. Olmak üzere fx x kare eksi 3 ve gx de 2x artı 1 fonksiyonuymuş. Biçiminde tanımlanan f ve g fonksiyonları için aşağıdaki bileşke fonksiyonlarını bulunuz demiş. Şimdi f bileşke gx'i nasıl bulurum? F'in içine GX yazmam gerekiyor. Yani ben F'de X gördüğüm yere GX yazacağım sevgili gençler. Hadi yazalım. X kare demiş ya bak. X gördüğüm yere GX'i yani 2X artı 1'i yazacağım. Yazalım 2X artı 1'in. Bakın burada ne var? Karesi var. X gördüğüm yere bunu yazdım. Eksi 3. İşte F bileşke GX fonksiyonu budur. G bileşke FX fonksiyonu da bu sefer G'de X gördüğüm yere X kare eksi 3 yazacağım. Yani 2 çarpı X kare eksi 3 artı 1 de Bakın burası normalde x'ti. Bakın şurası normalde x'ti. x kare eksi x 3'tü. Ben 2x artı 1'in karesi x 3 dedim. Burası normalde x'ti. 2 çarpı x kare x 3 artı 1 dedim sevgili gençler. Geçiyorum bir diğer sayfama. F A'dan B'ye ve B, G'de B'den C'ye fonksiyonları tanımlanıyor. Yukarıda verilen ven şemalarında gösterimlere göre G bileşke F daire ifadesinin sonucunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar G'den e, önce F'i yapacaksak tabii ki F nereden nereye buradan buraya tanımlanmış. Buradan buraya tanımlanan ismi de G. O halde arkadaşlar ben önce neyi bulmam gerekiyor? G F daireyi bulmam gerekiyor. Bakın şurada G, F daireyi bulmam gerekiyor. F daire nereye gitmiş? 1'e. Demek ki burası 1'miş. Peki G1 demiş. G1 nereye gitmiş? Z'ye. Demek ki bu işlemin sonucu neymiş arkadaşlar? Z'ymiş diyeceğiz. Bir sonraki sorumuz. Gx 3x 4 ve G bileşke fx de 6x eksi olmuş. fx fonksiyonunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar ben şunun aslında g'nin içerisinde fx yazılarak elde edildiğini biliyorum. E gelin x gördüğümüz yere fx yazalım şimdi g'de. g fx. g fx. Eşittir. 3 çarpı fx. Eksi 4 derim. Ve bu da neye eşit olmuş arkadaşlar? Ona. 6x eksi 10'a. 6x eksi ona eşit olmuş. Pekala. fx sorulmuş bize. fx'i yalnız bırakalım o zaman. 3 tane fx eşittir. 6x eksi 6. Demek ki fx ne olacak sevgili gençler? Her iki tarafı 3'e bölersem 2x eksi 2 olacakmış. fx sorulmuştu. Cevap budur diyebiliriz. Geçtim arkadaşlar. 5. sayfama. f, g. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere. gx eksi 2x artı 11'miş gx eksi 5'te f 3x artı 2'ymiş. Buna göre f bileşke g3 değeri nedir? Şimdi bakın önce gx bize verilmiş. gx neymiş arkadaşlar? Eksi 2x artı 11'miş. Peki gx eksi 5'i ben kendim elde edebilir miyim? fx'siz elde ederim. Eksi 2 çarpı x eksi 5 derim. x gördüğüm yere x eksi 5 yazarım artı 11 derim. Bu da sevgili gençler eksi 2x. Bakın şuradan artı 10 gelir. Artı 11 daha kaç yapar? 21 yapar. Şimdi bu neye eşitmiş? f 3x artı 2'ye eşitmiş. Şimdi F3 x artı 2 bu. Ben bunu şu şekilde kayda alayım. Burada dursun unutmayalım. Şimdi ne sorulmuş bize? F'in içerisinde G3 sorulmuş. Peki ben G3'ü bulabilir miyim? G3'ü buluruz arkadaşlar. G3 eşittir. Eksi 2 çarpı 3 artı 11 derim. Bu da eksi 6 artı 11'den 5 gelir. Bakın şu kısım içerisi 5'miş. Bizden ne, iste ne isteniyor o zaman? F5 isteniyor. F5 kaçtır diye sorulmuş ee, bir nevi. Peki ben f5'i bulmak için x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 1. 3 kere 1. 3. 2 eklersen 5 olur çünkü. x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Eksi 2 kere 1 artı 21. Ben 21'den 2'yi çıkarırsam cevap ne olur arkadaşlar? 19 olur. Demek ki bizim cevabımız da sevgili arkadaşlar 19 olacak diyebiliriz. Geçiyorum. Bir diğer soruma yine real, real'den real'e bir tanımlı bir f fonksiyonu var. F fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. f bileşki f eksi 3 sorulmuş. Yani diyor ki sen F'in içerisindeki f eksi 3'ü bulacaksın demiş bize. Önce nereyi bulmamız gerekiyor? Tabii ki f eksi 3'ü bulmamız gerekiyor. Peki f eksi 3'ü bulmak için eksi 3'ün nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sıfırdan küçük mü büyük mü yoksa sıfıra eşit mi? Tabii ki sıfırdan küçük. Demek ki ben burayı kullanacağım arkadaşlar. Eksi 3'ü de burada yerine yazmamız gerekiyor. Yani şurayı bulacak olursak 5 eksi 2 çarpı eksi 3. Bakın şurası 6 gelir. 5 artı 6'dan 11 gelir burası. Yani burası 11'miş. Peki 11 nerede? Burada. Çünkü artık benim F11'i bulmam gerekiyor. 11'i de burada yerine yazacağız. Cevap 11 artı 3'ten 14 gelir. Cevabım budur diyebilirim. Geçtim sayfa 6'ya. F bileşke Gx eşittir 5 üzeri 2x artı 5 üzeri x artı 1 ve Gx eşittir 5 üzeri x olduğuna göre F3 kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünelim. Ee, öncelikle bizim ee, F3'e ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi f'in içerisinde gx eşittir 5 üzeri 2x artı 5 üzeri x artı 1'e eşitmiş. Yani f'in içerisindeki gx neydi? 5 üzeri x'ti. O da eşittir 5 üzeri x'in karesi diyebilirim ben 5 üzeri 2x'e artı 5 üzeri x çarpı 5 diyebilirim. Sonuç olarak 5 üzeri x'te 5'in çarpımı 5 üzeri x artı 1 yapar. 5 üzeri x'in karesi de 5 üzeri 2x yapar. Şimdi bakın f fonksiyonu ne yapmış buna bir bakalım. F fonksiyonu içine aldığı ifadenin önce karesini almış. Daha sonrasında 5 ile çarpmış ve toplamış. O halde aslında F içine x'i almış olsaydı önce karesini alacaktı. Daha sonrasında da 5 ile çarpacaktı. İşte gençler Fx'i buldum. Peki benden ne isteniyordu? F3. O halde arkadaşlar F3 eşittir. Önce karesini alır. Daha sonrasında da 5 ile çarpar ve toplar. Burası 9, burası 15 toplam 24 yapar. Cevabımız bu olur diyebiliriz. Bir sonraki soruma bakıyorum. Bakın bu şekilde verildiyse bir ifade A ve B fonksiyonlarından görüntüsü büyük olanı bu şekilde verildiyse C ve D fonksiyonlarından görüntüsü küçük olanı. Yani pembe de küçüğü seçiyoruz. Yeşil de büyüğü seçiyoruz. Şeklinde tanımlanmış. Pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fx fonksiyonu var. x ve kök x. Kök x. Kök x neyse kök x. G fonksiyonu da pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. G x eşittir 2 bölü x ve 1 bölü x fonksiyonları veriliyor. Buna göre G bileşki f 1 bölü 4 nedir? Bakın G'nin içerisine f 1 bölü 4'ü at demiş. Öncelikle ben bu 1 bölü 4'ü f'de yerine yazmam gerekiyor. Yani bir şurada yerine yazarım 1 bölü 4 olur. Bir de burada yerine yazarım 1 bölü 4'ün kare kökü olur. Ki 1 bölü 4'ün kare kökü de 1 bölü 2'dir. Şimdi ben yeşilse büyük olanı seçeceğim. Peki 1 bölü 4 mü büyük 1 bölü 2 mi büyük? Tabii ki 1 bölü 2 büyük sevgili gençler. Dolayısıyla ben 1 bölü 2 seçmem gerekiyor diyeceğim. Yani burası 1 bölü 2 olacakmış. Artık şu var elimizde. G 1 bölü 2 kaçtır diye soruluyor aslında. G içinde burada yerine yazacağız. Bakın şu kısımda yerine yazarsam 1 bölü 1 bölü 2 gelir. Şu kısımda yerine yazarsam 2 bölü 1 bölü 2 gelir. Ben bunu ters çevirirsem 2. Bunu ters çevirirsem 4 olur. Peki. Pembe olunca ne oluyordu arkadaşlar? Hangisi küçükse onu. Peki hangisi küçük bu? Demek ki cevabım ne olacakmış? 2 olacakmış diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet. Geçtim bir sonraki sayfama. 7. sayfa. Ve bir bilgi var. Diyor ki bize bir fonksiyonun birim fonksiyon yani e, ile bileşkesi kendisine eşittir. Peki bu birim fonksiyon dediğimiz fonksiyon ne arkadaşlar? Ne, nasıl gösteriyoruz? ix de gösteriyoruz. Ve şu şekilde de verilse fx eşittir x. Şu şekilde de verilse gX x eşittir x de yazsak biz bunun birim fonksiyon olması gerektiğini bileceğiz yani şöyle diyebiliriz f birim fonksiyondur g birim fonksiyondur neye dayalı olarak sonucu bu eğer bunun kuralı x ise birim fonksiyondur yani bir diğer deyimle içine ise dışı da o olan fonksiyona birim fonksiyon diyeceğiz sevgili gençler bu şekilde birim fonksiyonunda özel bir gösterimi var biz ona i x diyeceğiz arkadaşlar yani diyor ki burada da kura bilgimizde de ben diyor f'i ister sağdan ister soldan f altında birleştirirsem bu gene f'e eşit olur. Yani bu ne demek arkadaşlar? Çarpmanın birim elemanı gibi. Çarpmanın birim elemanı nedir? Birdir. Yani sen 5'i 1 ile de çarpsan, 1'i 5 ile de çarpsan sonuç 5'tir. Yani etkisiz elemandır. Dolayısıyla fonksiyonu da etkisiz elemanı birim fonksiyondur Demek oluyor bu. Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özelliği vardır. Yani bu ne demek oluyor? İstersen e, f ile g'yi birleştirdikten sonra, bileşke altında cevabını bulduktan sonra bunu h'in içerisine dahil et. Ya da ya da g ile h'i birleştirdikten sonra f'in içerisinde bunu dahil et. Hiçbir şey fark etmez diyoruz. Şimdi şuna bakalım. Soru. R'den R'ye f ve R'den R'ye bir birim fonksiyonumuz var. Fx eşittir x kare artı 3 ve ix birim fonksiyonları veriliyor. Buna göre f bileşke ix fonksiyonunu bulunuz. Arkadaşlar f bileşke ix demiş zaten. Yani bu neye eşit oluyordu direkt? F'e eşit oluyordu. Peki bu f neydi? x kare artı 3'tü. İşte cevabımız bu sevgili gençler. Burada da bunun direkt bunun değil. Şunun direkt bir uygulamasını görmüş oluyoruz. Peki diğer sorumuza bakalım. R'den R'ye f, R'den R'ye g ve R'den R'ye h fonksiyonları var. Fx eksi 3'müş g x kareymiş ve h da 2 x artı 1'miş. F bileşke g bileşke h 2 eşittir f bileşke g bileşke h 2 eşitliğini gösteriniz demiş bize. Gösterelim göstermeye çalışalım. Şimdi öncelikle şu kalemi bir kaleme daha kalınlaştırırsam nasıl yazarım? Güzel yazarım. Şimdi bir bakalım. Öncelikle şurada g bileşke h'ı bulalım. Yani g'nin içerisinde h'ı yazalım. 2x pardon. Önce şöyle yapalım. Hatta direkt onu bulmamıza gerek de yok. Şöyle yapabiliriz ya. F'in içerisinde, F'in içerisinde G'nin içerisinde H 2'den bahsediyor. Şurası ne olmuş oldu? G bileşke H2 oldu sevgili gençler ve bunu bulduktan sonra da F'in içine F'in içerisine yazıyoruz. Diğer tarafta da F'in içerisinde F'in içerisinde G'nin içerisinde H2. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu gösteriniz demiş. Şimdi şöyle diyelim. Biz önce H2'yi bulalım sevgili gençler. H2 dediğimiz şey nedir? Burada 2 kere 2. 4 artı 1'den 5. Sonrasında G5'i bulacağız. G5 için şuna bakalım. 5'in karesi 25. Yani burası 25'miş. Daha sonrasında da burada X gördüğümüz yere 25 yazacağız. 25'ten 3'ü çıkarırsam cevap 22 gelecek. Yani bu taraf 22'ymiş. Bu tarafa bakacak olursak gene aynı şekilde e burası yine 5 gelecek. Burası yine 25 ve f'te bunu yerine yazdığım zaman gene 22 gelecek sevgili gençler. Bu ikisi birbirine daima ama daima eşittir diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama arkadaşlar. 8. sayfamdayım. Bir soru daha. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f bileşke f 1 eksi 3x eşittir 6 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi ben burada f'in içerisine f 1-3x yazdığım zaman 6'ya eşit oluyormuş. -3X f 1-3x yazacağım f'e. Peki ben şuraya alfa desem. f alfa eşittir 6 mıymış? Peki neyin sonucu 6'dır? Yani f'de neyin sonucu 6 sevgili gençler? Bakın 6 nereye, nereden gelmiş? Ya da 6'ya giden sayı ne? Bakın gidiyorum. Hop 5. Demek ki sevgili gençler aslında alfa 5'miş. Yani f 1 eksi 3x eşittir 5 olmalıymış. Çünkü f 5 eşittir 6'dır arkadaşlar. Dolayısıyla ben artık neye bakacağım? F'de hangi sayının sonucu 5'tir? Bakın f'de hangi sayının sonucu 5? Sıfırın. Demek ki 1 eksi 3x ne olmak zorundaymış? 0. Yani arkadaşlar 3x eşittir 1 olmalıymış. X de 1 bölü 3 olmalıymış diyebiliriz biz bu sorumuz için. Bir diğer soru. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir f breşke gx fonksiyonunun grafiği verilmiş. R'den R'ye tanımlı bir f fonksiyonu 2x-1 olduğuna göre g-1 ve g0 değerlerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar şunu bir kontrol edelim. Ee, g g-1 denmiş ve g0'ın sonucu istenmiş bizden. Bakın g bileşke g-1 f bileşke g-1 eşittir neymiş? 0 ve f'in içerisindeki g 0 nereye gitmiş? 3'e gitmiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada f nereye e, f'in f'te x gördüğüm yere ne yazarsam 0 olur. Yani ben bunu 0'a eşitlersem 2x eşittir 1 ve x eşittir 1 bölü 2 olur. Yani ben f'in içerisine 1 bölü 2 yazınca ne oluyormuş arkadaşlar? Bu 0 oluyormuş. E şimdi buraya bakıyorsun f'in içerisine 1 bölü 2 yazınca 0 oluyorsa demek ki g eksi 1 neymiş arkadaşlarım? Bakın burada 1 bölü 2'ymiş. Ben şunu bir kademe kalınlaştırmak istiyorum. Daha iyi boyayabiliriz. Başka ne diyeceğiz? Bir de ee, f'i 3 yapan değeri bulmamız lazım. 2x-1 eşittir 3 ise 2x eşittir 4'tür ve x eşittir 2'dir. Dolayısıyla f'in içerisine 2'yi yazınca yani f2 eşittir 3 geliyormuş. E, o halde burada ne var? g0. Burada ne var? 2. Demek ki g da 2'ymiş. Bizden ne istenmişti? g-1 ki kendisi 1 bölü 2 bulduk. G0 istenmişti bunun kendisinde 2 bulduk. Demek ki cevabımız 1 bölü 2 ve 2 olacakmış. Geçtim 9. sayfama sevgili gençler. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre g bileşke f0 ve f bileşke g2 değerlerini bulunuz. Bir kere şu nedir? g'nin içerisine f0 yazmaktır. Şu nedir sevgili gençler? f'in içerisine g2 yazmaktır. Hadi bakalım. Önce neyi bulmamız lazım? F0'ı. Bir de G2'yi bulmamız lazım. Gelin F0'ı bulalım. F hangisi? Kırmızı. Kırmızı da ben 0'ı yerine yazınca nereden geçiyormuş? 2'den. Demek ki burası 2 olacak. Şimdi bana, bana G2 lazım. G fonksiyonu için 2 nereden geçmiş? 2 bakın yeşilde 3'ten geçmiş. Demek ki burası da 3'müş. Şimdi benim bulmam gereken ne var? G2. Ve bulmam gereken ne var? F3 var. G2'yi zaten bulmuştuk. 3. Değil mi? Burada bulmuştuk G2'yi. Bana F3 lazım. F fonksiyonu kırmızı olan fonksiyondu ve 3 için nereden geçmiş? 3'ü yerine yazarsak bakın burada 7'den geçmiş. Gördünüz mü? Demek ki cevap 7 olacakmış. Yani bunları bulunuz demiş. Birinin cevabı 3, birinin cevabı 7 olacakmış diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre G bileşki F'a B'den büyük, F bileşke G A B'den büyük ise A B'den küçük. F A eşittir işte G A ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi elimizde bir F bir de G'nin grafiği var. Peki bakalım. A burada. G bileşke F A denmiş bakın. Değil mi? Önce F A'ya bakalım. F A'ya bakalım önce. F A nerededir sevgili gençler? F A nereden geçiyor? B'den geçiyor. Yani burası aslında GB. Peki GB'yi bulmak için bir çaba sarf edebilir miyiz? Yani F A burada, G A burada A'nın karşılığı burada ama A B'den büyük mü küçük mü bunu bilmiyoruz. Şimdi G B dediğimiz değerde yani B burada mı yoksa burada mı bunu bilmiyoruz. Eğer burada olursa evet B'den küçük olur. Burada olursa evet B'den büyük olur. Çıkan sonuç. Dolayısıyla ben e, B'nin nerede olduğunu yani A ile kıyasla, kıyaslayamadığım için G'nin G altındaki yani B'nin G altındaki görüntüsünün de B'den büyük mü yoksa B'den küçük mü olup olmadığını tahmin edemem. Kesinlikle doğrudur diye sormuştu. Birinci öncülümüz kesinlikle doğru değildir. Doğru olabilir ama doğru değildir kesinlikle. F bileşke G A denmiş. F bileşke G Şimdi şurayı bir silmek istiyorum arkadaşlarım. Sildim. Ve sonrasında da şöyle yapalım. G bulalım. G nedir? B'dir. Şimdi FB diyor ki FB B'den büyüktür. Fakat diyor AB'den küçükse ya da FB FB B'den büyükse AB'den küçüktür diyor. Şimdi AB'den küçükse B buradadır. Ki gerçekten B'yi ben yukarı taşıdığım zaman FB nerede çıkıyor? B'den büyük bir yerde çıkıyor. Bakın. FB B'den büyükse demek ki B A'dan da büyük oluyor. Demek ki bu doğru. FA A'ya eşittir demiş. Evet, bunların kesiştikleri yer burası olduğu için F'da B'ye gider. G A B'ye gider. Dolayısıyla bu da doğrudur. Hangileri kesinlikle doğrudur denmişti? Cevap 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 10. sayfama. Videomuzu neredeyse yarıladık. F örten G birebirse ise G bileşke F birebir bir fonksiyon mudur ifadesinin yanlış olduğunu bir örnekte gösterelim demişiz. Şimdi burası G bileşke F fonksiyonu sevgili gençler. Ben burada B ile C birbirinden farklı iken G bileşki FB ile G bileşki FC birbirinin Birbirine eşit midir değil midir bunu inceleyeceğim G bileşki FB Ki FB dediğimiz şey nerede nedir arkadaşlar E'ye gitmiş FC dediğimiz şey de E'ye gitmiş Dolayısıyla arkadaşlar F, FB ve FC birbirine eşit GE GE'ye eşit mi diye bakıyoruz GE GE'ye Eşit ve ikisi de L'ye gitmiş olduğundan birebir değildir Şimdi ne yaptık aslında biz? Birebirliğin tanımı neydi? Tanım kümesinden seçilen farklı iki elemanın görüntüleri de farklı çıkıyorsa fonksiyon birebirdir diyorduk. Tabii ki her eleman için yapıyoruz bunu. Ama burada ben B ile C birbirinden farklı olduğunu görüyorum. Ama bunların bileşke fonksiyonu altındaki görüntüleri ikisi de L çıktı. Bakın L eşittir L. Demek ki fonksiyon birebir değildir diyeceğiz. Pekala. Aksine bir tane örnek göstermeniz yeterli oluyor. Yani F, L F örten G birebirse ee, şunu unutmayın. F örten G birebirse G bileşke F birebir fonksiyon değilmiş demek ki. Aksine bir tane örnek göstermemiz burada yetiyor dedik. Şimdi bir fonksiyonun tersi. Bileşke fonksiyonu şimdi bitirmedik. Bileşke fonksiyonu şu an anladık işledik. Biz ters fonksiyona geçeceğiz. Daha sonrasında ters fonksiyon ve bileşke fonksiyonu ortada buluşturacağız. Bunda sıkıntı yok. Yani bileşke fonksiyon defterini kapatmış değiliz. Nedir bir fonksiyonun tersi? F fonksiyonu A'dan B'ye olmak üzere tanımlı olmak üzere fx birebir ve örten fonksiyon olsun. x eleman A için fx eşittir y iken f'in tersi y eşittir x oluyorsa yani ben A'yı alıp B'ye götürdüğüm zaman B de A'ya gidiyorsa bir fonksiyonda işte o zaman sevgili gençler biz bu f üzeri eksi bir fonksiyonuna f'in tersi diyoruz. F fonksiyonu A kümesinden B kümesine tanımlıyken f'in tersi fonksiyonu B'den A'ya tanımlıdır diyeceğiz. Bakın buradaki gibi f fonksiyonu A'yı alıp B'ye taşımış. f'in tersi de B'yi alıp A'ya taşıyacak. Tabii ki B'den A'ya taşımayacaktı mıydı hocam? Evet bakın B'den A'ya taşımış zaten. Biz kümelerin yerlerini değiştirdik. f fonksiyonu A'dan B'ye ise f'in tersi B'den A'yadır diyebiliriz. Geçtim sevgili gençler bir diğer sayfama bir diğer soruma. Şimdi her fonksiyonun tersi fonksiyon olmayabilir. Bir fonksiyonun tersinin de bir fonksiyon olması için fonksiyonun birebir ve örten olması gerekir. Bu çok önemli. Yani hatta o kadar önemli ki bazı sorularda bize tiyo bile verecek. O TiO nedir? Mesela eğer ki soruya başlıyorsa, şu şekilde başlıyorsa F birebir ve örten bir fonksiyondur diyorsa bir sorunun içerisinde veya sorunun başında sen o sorunun fonksiyonun tersiyle alakalı bir soru olduğunu anlamlandırabilirsin. Neden? Çünkü bir fonksiyonun tersinin de bir fonksiyon olabilmesi için öncelikle o fonksiyonun birebir ve örten olması gerekiyor. Ve bunu sık sık ÖSYM kullanır. Bunu sakın unutma. A kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlarından. B kümesi 2, 4, 6, 8, 10 elemanlarından oluşmuş. A kümesi A'da F, küme, e, F fonksiyonu A, A, kümesinden B kümesine tanımlı. Ve fx eşittir 2x fonksiyonu için 1'i 2'ye, 2'yi 4'e, 3'ü 6'ya, 4'ü 8'e götürmüştür. Ve 10 açıkta kalmıştır burada. Şimdi f'in tersi fonksiyonunun b'den a'ya olması gerekirdi. Fakat b'den a'ya bir fonksiyon tanımlamam için Buradaki onun da gidebilmesi gereken bir şey lazım ama karşıda yok. Çünkü f'in tersini buluyorum. Mecburen 2'yi 1'e, 4'ü 2'ye, 6'yı 3'e ve 8'i e 4'e getirmem gerekecek ama burada onu götürebileceğim bir 5 elemanı yok. Tanım kümesinde 10 sayısı açıkta kaldığından f'in tersi bir fonksiyon olamaz. Dolayısıyla f fonksiyonu örten olmadığından f fonksiyonunun tersi bir fonksiyon değildir. Tersi yoktur diyebilir miyiz? Kuralının ters kuralı vardır ama o fonksiyonun tersi yoktur diyeceğiz. Geçtim arkadaşlarım 12. sayfama. Aşağıda R'den R'ye 3 tane fonksiyon verilmiş. A, B, C şıkları gösteriliyor. Bu fonksiyonların terslerini bulunuz. Şimdi gençler size bu fonksiyonların tersini bulmak için şunu önereceğim. Buradaki x'i yalnız bırakmamız lazım. Karşıda da bir tane x varmış gibi düşünelim. Eksi 1'i yani x eşittir diyelim önce. x eşittir 2x eksi 1 olsun. Tamam mı? Hatta x de demeyelim y diyelim biz buraya. Y eşittir 2x eksi 1. Buradaki x yalnız kalacaksa eksi 1'i attım karşıya y artı 1 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersem eğer y artı 1 bölü 2 eşittir x olur. Artık bu yalnız bıraktığım x gördüğüm yere ben f'in tersinde x yazabilirim. Şu y gördüğüm yere de x yazabilirim. Dolayısıyla x artı 1 bölü 2'dir deriz. Şunun için de yine aynı şekilde y eşittir 1 eksi 5x bölü 3 diyebiliriz. 3'ü karşıya attım 3y eşittir 1 eksi 5x. Daha sonrasında 1'i karşıya attım. 3y eksi 1 eşittir. 5x dedim. Eksi 5x. Her iki tarafı eksi 5'e bölersem hop eşittir. X kalır. Bu da f'in tersinde. X olur. Y gördüğümüz yere de x yazabiliriz. İşte fonksiyonun tersini bu şekilde bulabiliriz. Eğer fonksiyonda bir tane x değeri varsa bakın bu uyarıyı burada yapıyorum. Eğer fonksiyonda bir tane x değeri varsa o zaman farklı yöntemlerde uygulanabilir. Mesela buraya yazmadıysanız videoyu durdurun yazın. Şimdi siliyorum arkadaşlar. Şimdi Bakınız şunu yapabilirsiniz önce Önce sırayla bunu dikkatli dinleyin Önce sırayla x'e uygulanan işlemleri yazacaksınız 1 ne yapılmış x 2 ile çarpılmış 2 ile Çarp 2 Başka ne yapılmış 1 çıkar Doğru mu doğru Şimdi bitti başka işlem uygulanmamış ben fonksiyonu tersini bulmak için X'e X'e hangi işlemleri uygulamam gerekiyor Tersten başlayacağım Yukarı doğru gideceğim Ve Buradaki tüm işlemlerini tersini uygulayacağım yani 1 çıkar demiş ya ben 1 ekleyeceğim. 2 ile çarp demiş ya ben 2'ye böleceğim. Bakın fonksiyonun tersi bu. F'in tersinde x'tir sevgili gençler. Başka g'ye uygulayalım hadi. 1 ne yapılmış? Eksi 5 ile çarpmış önce. Eksi 5 ile çarp. Sonra 2 1 eklemiş. Bakın burada artı 1 var. 1 ekle. Ve daha sonrasında 3. Üç, 3'e böl. Şimdi ben hem tersten gideceğim hem de yapılan işlemlerin de tersini alacağım. 3'e böl demiş. Ben 3 üç, ile çarpacağım. 1 ekle demiş ben 1 çıkaracağım. Eksi 5 ile çarp demiş ben eksi 5'e böleceğim. İşte fonksiyonun tersi budur diyebiliriz. Bunu hangi şart altında yapıyormuşuz? Yalnızca bir tane x varsa elinize bunu yapabilirsiniz. Bakın burada da sadece bir tane x var. C'yi de hadi bu şekilde yapalım. 1 ne yapmış? Küpünü almış. Küp al. 2 ne yapmış? 7 çıkarmış. 7 çıkar. Peki biz tersten başlayacağız. Önce x'e ne yapacağız? 7 çıkar demiş ya biz 7 ekleyeceğiz küpünü al demiş ya tersi nedir bunun küp kökünü almak. Hemen küp kökünü alıyorsun işte bu da fonksiyonun tersidir diyorsunuz. Umarım başarılı olmuştur. Umarım anlatımım güzel olmuştur. Siz de anlamışsınızdır. Bu üç fonksiyonun da tersini bu yöntemle alabildik. Bir pazarlamacı aylık 1200 lira sabit ücret ve her sattığı ürün için 50 lira prim almakta. Şimdi 1200 lira sabit ücret alıyor. 2 tane ürün satarsa 100 lira alıyor. 3 tane satarsa 150, 4 tane satarsa 200. Yani 50 ile çarpıyor. O zaman x tane ürün satarsa ya 50x kadar prim alır. Artı 50x diyebiliriz biz bu satıcının aldığı, pazarlamacının aldığı fiyata, ücrete. Pazarlamacının bir ayda sattığı ürün sayısı x olmak üzere ki verilmiş zaten. Pazarlamacının bir ay sonunda aldığı aylık ücret fx fonksiyonuyla ifade edilecekse eğer diyor yani fx'i bulduk bu F'in tersini buluruz demiş. F'in tersini bulalım hadi. X bakın attım karşıya. Eksi 1200. Bakın bu sefer de 50'ye böleceğim. Eşittir ne diyeceğim? F'in tersinde X diyebiliriz sevgili gençler. X'i yalnız bırakıyorsunuz. O yalnız bıraktığınız X'e de F'in tersi fonksiyonu diyorsunuz. Bu kadar basit. Geçtim 13. sayfama. R'den R'ye bir fonksiyon var ve fx X² 2, x kare artı 2x artı a olarak verilmiş bize. F'in tersinde 3 1 ise A kaçtır diye sormuş. Bakın şimdi arkadaşlar F'in tersinde 3 eğer 1 ise F'in düzünde 1 de 3'tür. Doğru mu? Doğru. E gelin o zaman Fx'de 1'i yerine yazalım şurada. 1'in karesi artı 2 kere 1 artı A. Kaçmış arkadaşlar? 3. E şurası kaç yapıyor zaten? 3 yapmıyor mu? Yapıyor. E ben 3'e A ekleyince cevap yine 3 oluyorsa A kaçtır arkadaşlarım? 0'dır. Cevap da 0'dır diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma f fonksiyonu eksi 1 kapalı aralığından sonsuza sonsuz aralığından eksi 5 kapalı sonsuz aralığına tanımlı bir fonksiyon. fx x kare artı 2 x eksi 4 olduğuna göre f'in tersinde 11 kaçtır f'in tersinde x fonksiyonunun kuralını bulunuz demiş. Şimdi ben öncelikle şunu yapmam gerekiyor. F'in tersinde 11 denmiş ya arkadaşlar. Şimdi f'in düzünde x, x kare artı 2x eksi 4. Peki F'in tersinde x kare artı 2x eksi 4 eşittir x'tir diyebilir miyiz? Bence deriz. Nasıl ki şurada f'in tersinde 3 birken f'in düzünde bir 3'tü. Yani ben bunları yer değiştirebiliyordum. O zaman bunları da yer değiştirebilirim. Bir sıkıntı olmaz. E peki benden ne istenmiş? F'in tersinde 11. Kaçtır diye sorulmuş. E şimdi ben şu kısmı 11 yapan x'i bulursam cevabım ortaya çıkar. Hadi bulalım x kare artı 2x eksi 4 eşittir 11 diyelim 11'i de bu tarafa sallayalım x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0 oldu ben burayı x'e x burayı da artı 5'e eksi 3 diye açarsam x eşittir 3 ve x eşittir eksi 5 olur e hangisini alacağım hocam 2 tane x buldum bakın benim x'lerim tanım kümesinden seçilen x'lerdi doğru mu doğru ben bu x'leri tanım kümesinden seçiyorum Şimdi tanım kümemize bakalım şurası bunun içerisinde 3 var eyvallah ama eksi 5 yok. Demek ki bunu eleyeceğim. X kaçmış 3'müş. Demek ki arkadaşlar bu da buysa f'in tersinde 11 3'tür diyebiliriz cevabımız bu. Bir de bunun tersinin kuralını bulalım hadi. Nasıl bulacağım? Şöyle diyelim. Ben bu fx fonksiyonunu x kare x yalnız bırakacağım ya. Böyleyken iki taneyken yalnız bırakamam. 2x artı 4 olsaydı çok güzel alırdık ama burada x4 var. O zaman ben bir de 8 çıkarayım. Bunun ne olmuş oldu? Şuraya kadar fonksiyon zaten aynı bakın. Buradan sonrasında burada eksi 4 yazıyordu. Ben o eksi 4'ü 4 eksi 8 diye yazdım. Bir sıkıntı yok umarım. Peki gençler şu kısım size neyi çağrıştırıyor? X artı 2'nin değil. Pardon çok özür diliyorum. Çok yanlış şeyler yaptım. Çok üzgünüm arkadaşlar. Çok yanlış şeyler yaptım. Birden x kare artı 4 x artı 4'e gitti kafam. Ben şurayı bir temizleyeyim. Şöyle yapalım. X kare artı 2x artı 1 eksi 5 yapayım. Niye böyle bir şey yaptım? Çağrışım. Şu kısım nedir arkadaşlar? X artı 1'in karesidir. Eksi bir de 5'imiz var. Şimdi bu fonksiyonun tersini almak daha basittir. Fx eşittir. X artı 2'nin. X artı 1'in. Hep 2'ye gidiyor kafam. X artı 1'in karesi eksi 5. Şimdi ben buraya x dedim. Şuraya da y dedim. Tamam mı? Öyle diyelim. Daha kolay olur. Yani ne A dediğiniz B dediğiniz hiç farkı yok arkadaşlar. Eksi 5'e attınız bu tarafa. X artı 5 eşittir. Y artı 1'in karesi. E sonra her iki tarafın kare alalım. Karekök içerisinde x artı 5 eşittir. Y artı 1. Bir. 1'i de atın bu tarafa. Karekök içerisinde x artı 5 eksi 1 eşittir. Y yani fonksiyonun tersidir diyebiliriz. İşte bizim fonksiyonumuzun tersinin kuralı budur sevgili gençler diyebiliriz. Dilerseniz A şıkkını şu yaptığım gibi değil de fonksiyonun tersinin kuralını bulduktan sonra yerine de yazabilirsiniz. Bakın şimdi ben f'in tersinde x'i ne bulmuştum? Karekök içerisinde x artı 5 eksi 1 bulmuştum. Şimdi bu adam benden ne istemişti? F'in tersinde 11'i. E o zaman burada yerine yazarsınız işte eşittir. Karekök içerisinde 11 artı 5 eksi 1. Peki 11'e 5 eklersem ne olur? 16. 16'nın karekökü 4'tür. 4'ten 1'i çıkarırsam 3 gelir. Ben de zaten cevabımı 3 bulmuştum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İlk yaptığım yöntemle de yapabilirsiniz. Bu fonksiyonun tersinin alınmasını ama kuralını bul diyorsa illa ki altta yaptığımız şekildeki gibi yapacaksınız. Geçtim bir diğer sayfama 14. sayfamdayım. Bir uyarı var, bir bilgi var. R eksi ee, eksi D bölü C'den R eksi A bölü C'ye tanımlanmış Fx fonksiyonumuzda rasyonel bir fonksiyon A x artı B bölü C x artı D biçiminde Bu fonksiyonun tersi F'in tersini x eşittir Eksi D artı B bölü C x eksi A'dır deniliyor Yani sizin burada şu şekilde bir fonksiyonunuz varsa elinizde Sadece A ile D'nin hem yerini hem işaretini değiştirerek bulacaksınız bunu yani ben size artık 2x artı 3 bölü 5x artı 7'nin tersini bulun dediğim zaman siz 7 ile 2'nin hem yerlerini hem de işaretlerini değiştirerek sadece yazarsanız tersini bulmuş olacaksınız sevgili gençler. Tamam. Geçtim soruma. Bu fonksiyonların tersini bulunuz demiş. Hadi bulalım. 5 ve 3'ün yerini değiştireceğiz. Eksi 5x eksi 1 bölü x eksi 3. İşte bu kadar. Şuna bakalım. Hocam burada x yok var aslında. Bu, sen bu fonksiyonu şu şekilde yazarsın. 0 çarpı x artı 2 bölü 5x eksi 1 yaz. Sonuç olarak 0 kere x de e, 0'dır ve burası sadece 2 kalır. O halde neyi yerini değiştireceksin? 0 ile eksi 1'in hem yerini hem işaretini. Hadi g'nin tersini bulalım. g'nin tersinde x eşittir. Eksi 1'i buraya atarsam 1 olur. 1x de x'tir zaten. x artı 2 bölü 5x eksi 0. Hmm. Zaten buradaki sıfır yazmamıza gerek yok. Demek ki g'nin tersi x artı 2 bölü 5 xmiş sevgili arkadaşlar. Bir diğer soruma bakıyorum. R a'dan r eksi b'ye tanımlı olmak üzere bir fonksiyon. Ee, 1 artı 3 x bölü eksi 7 x diye verilmiş kuralı. A artı b nedir diye soruluyor. Şimdi tanım kümesinden çıkarılan eleman neden vardır? Burada bakın bu vardı burada da bu vardı. Şimdi bunları anlamlandırıyoruz bu soruyla dikkatli dinleyin. 1 artı 3x bölü eksi 7x demiş. Şimdi diyor ki paydayı sıfır yapan bir değer var. Yani bu fonksiyonu tanımsız yapan bir değer var. Ve o değer a olduğu için bunu çıkarmış tanım kümesinden. Tanımsız yapan değeri tanım kümesinden çıkarırsın. Niye? Çünkü sadece tanımlı yapanlar vardır tanım kümesinin içerisinde. İşte o tanım kümesi dediğimiz e, küme var ya ismi o yüzden tanım zaten. Anlaştık mı? Peki ben burada paydama ne yazarsam x gördüğüm yere ne yazarsam payda 0 olur. Tabii ki 0. Demek ki tanım kümesinde 0 yokmuş. Yani aslında benim tanım kümem r eksi 0 olmak zorundaymış. Bir de bu fonksiyonun tersini bulalım hadi. Nasıl bulurum ben bunun tersini? Şurada bir tane sıfırımız var. 1 ile 0'ın yerini pardon çok özür diliyorum. 1 ile değil. 1 ile değil. Ben bunu şöyle bir yazayım. Düzenli bir şekilde. 3x artı 1 bölü eksi 7x artı 0. Şimdi daha net göreceksiniz. 3 ile 0'ın yerini değiştirip hem de işaretlerini değiştireceksiniz. Ben 0'ı buraya alırsam 0x zaten 0'dır. 1 bölü eksi 7x eksi 3 olacak. Ve sevgili gençler, sevgili gençler. Burada tanımsız yapan, ee, paydayı 0 yapan x değerimiz nedir? Eksi 7x eşittir 3 dersek x eşittir. Eksi 3 bölü 7'dir. Yani nereden nereye tanımlı olacakmış? R'den. R eksi 3 bölü 7'ye. R eksi 0'dan R eksi 3 bölü 7'ye tanımlı olacakmış. Bakın o zaman A budur B de budur diyebiliriz. İkisinin toplamı sorulmuş. İkisinin toplamı yine 3 bölü 7'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi hocam bunu nasıl bulduk? Onun mantığı ne? Şimdi sen fonksiyonun tersini buradan buraya değil de buradan buraya tanımlıyorsun ya buradan buraya tanımlarken de fonksiyonun tersinin tanım kümesi burası oluyor. Umarım anladın. Hadi geçtim. 15. sayfama r eksi 2'den r 1'e tanımlı bir fonksiyon f'in tersine 3 kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bu tarz sorular bütün soru bankalarında var emin olabilirsiniz buna bütün soru bankalarında var bazen denemelerde de çıkıyor. Ee, bu sorularda yapılması gereken çok basit aslında biraz düşünce yolumuzu e, tartacağız. Bakın gençler bir fonksiyonun tersini bulmak için biz ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk. E, adam sana zaten X'i yalnız bırakmış burada. Demek ki aslında bu Fonksiyonun tersidir sevgili gençler. Fonksiyonun tersi de fx gördüğünüz yere de artık x yazarsınız. Eksi 3 artı 2x bölü 1 artı x'miş aslında. E madem öyle f'in tersinde 3 sorulmuş hocam bize türevi yazdık. F'in tersinde 3 sorulduysa da eksi 3 artı 2 kere eksi 3 bölü 1 eksi 3 diyebiliriz. Üst taraf ne oldu? Eksi 9. Alt tarafta eksi 2 oldu. Cevap 9 bölü 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. F'in tersinde 3'e. Bir diğer soru. F ve G R'den R'ye tanımlanmış. Yani buna kısaca F ve G fonksiyonu reel sayılarda tanımlıdır diyebiliriz. Fx x kare artı 4'müş. Gx 2x artı 3'müş. F bileşke G'nin tersinde 2'nin değeri nedir diye sormuş. Bakın F'in içerisinde bileşke ile tersi birleştirdik artık. G'nin tersinde 2. Bize bu sorulmuş. Şimdi şunu yapalım. Gx fonksiyonu 2x artı 3 diye hani. O zaman g'nin tersinde 2x artı 3 Eşittir x olmaz mı? Bununla bunun yerini değiştirdim. E güzel. Benden g'nin tersinde 2'yi bulmam istenmiş önce. Bakın burada onu bulacağız. E burayı 2 yapmak için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 2x artı 3 eşittir 2 ise 2x eşittir eksi 1'dir. x eşittir eksi 1 bölü 2 yazmamız gerekiyormuş. Demek ki eksi 1 bölü 2 olacakmış bu. E şimdi o zaman g'nin tersinde 2. Eksi 1 bölü 2 bulduk mu? Bulduk. Yani şu kısma ben ne yazacağım? Eksi 1 bölü 2 yazacağım. E yazdım. Sonra da F eksi 1 bölü 2 bulmam isteniyor. X gördüğümüz yere artık eksi 1 bölü 2 yazabiliriz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 4. Eksi 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4 artı 4 dersem 4 kere 4 16. 1 ekledim 17 bölü 4 diyebiliriz sevgili gençler. Biz sorumuzun cevabına dedik. Evet arkadaşlar geçiyorum. 16. sayfama. Yeni bir bilgi. Uygun koşullarda tanımlı FGH fonksiyonları için malum F'in tersinin bir daha tersini alırsam tekrar F'i bulurum F'i F'in tersiyle bileşke fonksiyonu e, işlemi altına alırsam ya da F'in tersiyle F'i birleştirirsem Sonuç her zaman birim fonksiyonu olacaktır Yani F bileşke Fx Her zaman X'tir Şöyle yaparsak F bileşke F'in tersinde X eşittir her zaman X'tir Yani burada Biraz saçma gösterim olarak absurd ama aklınıza kalıcı olmasın diye şunu yapabilirsiniz f ile f'in tersi varsa bunları görmezden gelip Bu direkt x'e eşittir de diyebilirsiniz Tamam f bileşke bu her zaman unutulur bak ben bile unuturum bunu Bak ben bile unutuyorsam sen de unutabilirsin Şunu unutma Eğer ben bir fonksiyonun Bileşkesinin tamamının tersini alıyorsam g ile f'i yer değiştirip terslerini alıp bileşkesini alacaksın sen dışarıda Anlaştık mı f bileşe g x eğer x ise bunu da unutma Biz Neyle neyin bileşkesine x demiştik? Fonksiyonun kendisiyle tersinin bileşkesine. E burada f ile g'nin bileşkesi x oluyorsa o zaman nedir? Ya g'nin tersi f'tir ya da f'in tersi g'dir diyeceksin. Bu fonksiyonlar birbirinin tersidir diyeceksin o zaman. Peki devam diğer soruyla. Tanımlı olduğu aralıklarda f(x) buymuş, g'nin tersi de buymuş. g bileşke f'in tersinin tersinde y'di kaçtır? Ben bunun tersini nasıl alıyordum? Bak burada F ile G'nin yerini değiştireceksin. F'in tersinin tersi bileşke G'nin tersi diyeceğiz. Hem yerlerini değiştireceğim hem de terslerini alacağım. Ve içerisine ne yazacağım arkadaşlar? 7. Hadi bakalım. Şimdi F'in tersini tersine F. Demek ki ben F'in içerisine G'nin tersinde 7 yazacağım. Hadi yazalım. G'nin tersinde 7 nasıl bulunur? Zaten verilmiş G'nin tersini. Direkt 7 yerine yazacağım. 3 kere 7 21. bir ekledim 22. F'de 22'yi nasıl bulacağım? 2 kere 22 eksi 5 bölü 3 diyeceğim. 44'ten 5'i çıkardım 39. 3'e bölersem kaç gelir? 13 gelir. Cevabım bu şekilde 13 olacakmış sevgili gençler. Bir diğer soru. Uygun tanım aralığında fx fx artı 2 bölü 2 x eksi 3 olarak verilmiş ve f bileşke fx de x'miş. Yani diyor ki tersi kendine eşit. Doğru mu? Doğru. Tersi kendine eşit. Hadi bakalım. Şimdi Olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar ben burada eksi 3 ile m'yi yer değiştirmiyor muydum f'in tersini alırken? f'in tersinde x eşittir. 3x yazıyorum. 3x artı 2 bölü 2x eksi m. Bu tersi kendine eşitse o zaman bu mx artı 2 bölü 2x eksi 3'e de eşittir. E madem öyle burada çok açık aleni bir şekilde görülüyor. m kaçmış? 3. Eksi m de eksi 3'tür zaten. Dolayısıyla m kaçmış arkadaşlar? 3'müş diyebiliriz. Geçtim 17. sayfama. 17. sayfada Pınar diye bir öğrencimiz var. 27 çarpı bakın karman çorman. 23 x artı 18 bölü 35 x eksi 27 artı 18 bölü 35 çarpı 23 x artı 18 bölü 35 x eksi 27 ifadesinin en sade eşitini fonksiyonların bileşkesi sayesinde işlem yapmadan zihninden bulmuş. Hmm. Buna göre Pınar'ın bulduğu sonuç nedir? Diye sorulmuş sevgili gençler bizlere. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım. 23x artı 18 bölü 35x 8'i 27 ve burası da 23x artı 18 bölü 35x 8'i 27 olarak verilmiş bize. Diyor ki bize bu ifadenin en sade eşitini fonksiyonların bileşkesi sayesinde işlem yapmadan bulmuş diyor. Peki fonksiyonların bileşkesi sayesinde yani bileşkesi sayesinde bunu işlem yapmadan? Pınar bunu nasıl bulmuş bir düşünelim. Şimdi bakın arkadaşlar ben 23x artı 18 dediğim ifadeye tamam mı? şuraya ben alfa diyeyim. Alfa dedikten sonra da 27 alfa artı 18 yazdım. Aşağısı 35 alfa a ikisi 23 oldu. Şimdi ben bu fonksiyonu tersini alsam mesela ne olur? 23 alfa artı 18 bölü 35 alfa 35 alfa eksi 27 olur. E şimdi bakınız şu ifadeyle şu ifadenin arasında nasıl bir fark var? Bence sadece x gördüğümüz yere alfa yazmışız. Yani aslında aslına bakarsanız şuradaki ifade şuradaki ifade az önce alfa dediğimizin tersi mi? Aynen hocam. E madem öyle biz alfa gördüğümüz yere aslında Aynı ifadenin tersini mi yazmışız? Evet. E bunlar da birbirinin tersi değil mi? Evet. O zaman aslında f fonksiyonu diye bir fonksiyon varsa elimizde bu tersiyle bileşke altına alınmıştır ve cevapta ne olacaktır? x olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Güzel. Şimdi f ve g gerçek sayılarda tanımlı birebir ve örten iki fonksiyon. Yani tersleri var diyor. Tersleri fonksiyon diyor. F bileşke g'nin tersi 3x artı 5 ve g bileşke f'in kendisi 2x artı 7. F bileşke f fonksiyonunu bul demiş. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda boşuna bocalamanıza, boşuna çabalamanıza hiç gerek yok. G'nin tersini bulmam lazım, g'yi bulmam lazım, cart curt hiçbir şey demene gerek yok. Yapman gereken şey şu. F bileşke, g'nin tersi bileşke. G bileşke f yani şunun içine şunu yazarsanız. Ne olur biliyor musunuz? G'nin tersiyle G gider ve geriye sadece F bileşke F kalır. E peki hocam bunu bunun içine nasıl yazacağım? Sol taraf tamam da sağ tarafına yazacağım. Çok çok basit. 2x artı 7 alacaksın. X gördüğün yere yazacaksın. Yani 3 çarpı 2x artı 7 artı 5 olacak. Bunu da açarsın artık. Basit 6x artı 21'e 5 ekle 26. Cevap budur diyebiliriz sevgili gençler. F bileşke F fonksiyonu için. Geçtim 18. sayfama. Son 3 sayfa artık. Burada bir seni hızlandıracak bilgi var. Diyor ki f fonksiyonunun grafiği ile f'in tersi fonksiyonunun grafiği y eşittir x doğrusuna göre birbirinin simetriğidir. y eşittir x doğrusu şu arkadaşlar. şuna bakıyorsun. Bak bunun noktası burada. Bu zaten burada. Bu burada. E bu burada. Bu burada derken alırsın simetriğini. Tamam mı? Bunlar y eşittir x'e göre simetriktir. Mesela y eşittir x artı 3'ün tersi y eşittir x 3'tür. E bunlar da zaten arasına x'i çizdiğin zaman tamamıyla simetriktir sevgili gençler. Tamam? Eğimleri de aynıdır bunların mesela ve tamamıyla simetriktir deriz. Geçtim 19. sayfama. 19. sayfada diyor ki yukarıda verilen f x eşittir 12 2x fonksiyonun tersinin grafiğini çiziniz. Şimdi tersinin grafiğini çizelim. Tersinin grafiğini çizmek için ben şuradan bir y x doğrusu çizeyim. Y x fonksiyonu çizeyim arkadaşlar. Tam olarak 45 derece ayarlayabilir miyiz? Ayarlayamadık ama şöyle yapabiliriz. Keşke escape'e basmasaydım. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Hmm, en azından şöyle yapabiliriz. Yanlış pdf dosyasından anlatıyorum. Dolayısıyla biraz takılmalar oluyor. Ee, yalnızca bu pdf dosyasının kaliteli olsun diye dosya boyutu 150 MB, 200 MB olduğu için bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Ee, bunu da şu şekilde yapabiliriz aslında 45 dereceyi. Tam 45 derecededir değil mi? Y eşittir x doğrusu. Şöyle yaparsak 45 derece oldu. Evet. Şimdi buna göre bir simetri almam gerekiyor. Buna göre simetriyi aldığınız zaman ister 12-2x ister farklı bir şey olsun. Simetriğini göstermeniz yeterli olacaktır sevgili gençler. Peki bunun simetriyi nerededir hocam? Nasıl bulacağız? Nereden bulacağız? Nereden bileyim ben? Şunu yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar 12-2x dedik ya. Buna eşittir y diyelim. Hadi böyle bulalım. X'i yalnız bırakalım. X'i nasıl yalnız bırakırsınız? 12 eksi y eşittir 2x. 12 eksi y bölü 2 eşittir x. Yani aslında artık şunu diyebiliriz. 12 eksi x bölü 2 eşittir f'in tersidir diyebiliriz. E bu fonksiyon. Ben x'e 12 verirsem sıfırdan geçer. Bakın x 12 için sıfırdan geçecek. Yani buradan geçecek. Ve buna sıfır vermem demek. pardon çok özür diliyorum. X e, x'e sıfır verirsek de 12 bölü 2'den 6'dan geçer. Yani şurası. E şimdi böyle bir doğru varsa x eksenini y eksenini kestiği nokta biliniyorsa ben şunu yine çizeyim de sana. Ben şunu yine çizeyim. Bizim fonksiyonumuz şu şekilde bir şey olur bakın. İkisinden de geçmek zorunda. Tamam. Bakın tam burada da tam ortak bir nokta ulaşacak. Ne kadar ben çizemesem de biraz yamuk çizsem de. Aslında tam da denk getirmişim ha 12 uzaklığı altıları. Neyse. Şimdi gençler bu buna göre simetrik oldu. Tamam mı? Yani şu fonksiyon y eşittir x fonksiyonuydu. Sarıya göre simetrik iki fonksiyonumuz oldu bizim. X, nokta, x eksenini y eksenini kestiği noktaları biliyorsun sen bir doğrunun. Ve ters fonksiyonu bulmak bulmak istiyorsun. Y eksenini 12'den kesiyorsa tersi x eksenini 12'den kesiyormuş demek ki. E, x eksenini alttan kesiyorsa fonksiyonun kendisi tersi de y eksenini altından kesiyordur. Tamam buna göre sen de çizim yapabilirsin. Bir diğer fonksiyon. Bir diğer soru. F fonksiyonu r'den r'ye tanımlı ve f Fonksiyonun grafiği verilmiş. F'in tersinde 3 artı F'in tersinde 0 nedir? Bak bu F'in grafiği. F'in tersinde eksi 3 denmiş. Bakın F'i eksi 3 yapan değeri götürüyorsunuz. Ne, ne, ne yapmış bunu? Eksi 4 yapmış. Bu arada burada bir hata var. Şurası artı 4 burası artı 2 olsun sevgili gençler. Çünkü burası x ekseninin sağ tarafı değil mi? Kusura bakmayın. Burası artı 4 burası artı 2. Dolayısıyla F eksi 3 F'in tersinde eksi 3 neresidir? 4'tür. Yani burası 4'müş artı. F'in tersinde 0 sıfırı yani f'i sıfır yapan değer nedir? Bakın sevgili gençler çok özür diliyorum. 2'dir sevgili gençler. Bakın burada f2 sıfırdır çünkü. Demek ki burası da 2'ymiş. 4 artı 2 sorulmuş bize. Cevap 6'dır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim son sayfama. Son sayfada iki tane güzel soru var. Ve bu iki güzel soruyu çözdükten sonra bileşke fonksiyon ve ters fonksiyonu bitirmiş olacağız. Peki hocam bundan sonra karşımıza fonksiyon çıkacak mı? çıkacak. Ee, dönüşüm ve simetri öteleme bunları kullanacağız arkadaşlar. Yani basit bir konu. Ezberleyebilirsin. Ezber yapmadan işin mantığını da kavrarsan daha iyi olur tabii ki ama mantığını da kavrayabilirsin. Sıkıntı yok. Ama bizim bir yarım saatlik daha fonksiyonlarla ilgili bir işimiz var, bir videomuz var. Mutlaka ama mutlaka ileride yayınlayacağım. Parabol'den sonra yayınlayabilirim yüksek ihtimalle. Yani haftaya e, ders başlangıcında yayınlayabilirim. Haftanın ilk konusu bu olabilir. O yüzden unutma fonksiyonlarla alakalı bir tane daha konu ee, konun olacak senin. Ve bu fonksiyonlarla ilgili olan o konu yani fonksiyonlarda dönüşüm, simetri, öteleme bunlar sevgili gençler. Senin işine türevde de yarar, limitte de yarar, integralde de yarar. Hatta trigoda bile yarar. Tamam o yüzden parabolde çok çok yarar zaten. O yüzden sevgili gençler bunları unutmayın. İkinci dereceden eşitsizliklerde yarar onu söylemeyi unuttum. Her konuda yarayacak. O yüzden o konuyu mutlaka ama mutlaka bir irdelemeniz, bir izlemeniz gerekiyor. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir diyor sonlar ikinci sorumuzda. Buna göre f bileşke g eksi 3 artı f bileşke g'nin tersinde 6 kaçtır? f bileşke g eksi 3 artı f'in içerisinde g'nin tersinde 6 sorulmuş bize. Hadi bakalım. Önce bize g 3 lazım. Eksi 3 g'de nereye gitmiş? Hocam buraya gitmiş. Ben buranın ne olduğunu bilmiyorum. E güzel bilmiyoruz. O zaman bilmiyoruz yazacağım yazacağım oraya. Ama matematikte bilmiyoruz demek ee, hoş olmadığı için bilmediğim şeyi x diyelim diyelim. Tamam? Burası x. Hatta x de demeyelim, a diyelim. Olur mu? Kabul mü? Ben buraya a dedim. Peki burası a'ymış. Şimdi bize f a lazım. Onu da bilmiyoruz. Peki g'nin tersini 6'ya bakalım. g'yi 6 yapan sayı nedir? g'yi 6 yapan sayı 0'dır arkadaşlar. Burası 0'mış. Peki F0 nedir? F de 0 da 2'dir sevgili gençler. Bakın burası 2'ymiş. E şimdi bize deniyor ki bakın FA kaçtır? Ben FA'nın ne olduğunu nereden bileyim ya? A'nın nerede olduğunu bilmiyorum ki FA'yı bileyim. Doğru mu? Doğru. E güzel de. Güzel kardeşim. Bence sen F'in kuralını bulabilirsin. F'in kuralını bulursan her şeyi ortaya çıkar. E şimdi bakıyorsun. 2'ye 2 oranı var. Yani birebir oranı var. Burası kaç birim? 5. 2'den 3'e kadar 5 birim var. O zaman burayı da yükseltirsem burası kaç olur? 5 olmak zorundadır. Çünkü 5'e 5 oranı olmak zorunda. Yani A5'miş. E biz A'yı bulduk. Neyi soruyor şimdi? F5'i. Peki F5 nerede? Onu da bak. Hiç grafik, hiç kuralının oranını bulmuyorum. Tamamen grafikten gidiyorum ha. Haberin olsun. Buradan şöyle bir çizelim bakalım biz F fonksiyonu şöyle uzatalım. F fonksiyonu uzattıktan sonra 5 nerede kalır? Burada kalır. Bize neresi sorulmuş? Aslında F5 sorulmuş. Yani şurası soruluyor sevgili gençler. E madem öyle... Burada da 2 ile 5 arasındaki mesafe 3 ise 3'e 3 oran olmaz mı? Yani burası kaçmış? 3'müş. 3 olur mu? Negatif tarafta. Eksi 3'müş. Eksi 3 ile 2'yi topla demiş bize. Eksi 3 ile 2'nin toplamı eksi 1 yapar sevgili gençler. Cevabımız budur diyebiliriz. Şimdi geçtim. Son soru. F'in tersinde x eksi 2 fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f4 artı f0 bölü f'in tersinde eksi 2 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi peki F'i 4 yapan değer kaçtır? F'i 0 yapan değer ve F'in tersini eksi 2 yapan değer kaçtır diye düşünmemiz gerekiyor bizim bu soruda. Peki güzel arkadaşım. Burada şunu güzel bir şekilde hemen yapabiliriz. Ben burada F'in tersinde x eksi 2'nin grafiği olduğunu biliyorum ya bunu. X gördüğüm yere ne yazarsam burada F'in F tersinde eksi 2'yi bulurum 0. Peki bu F'in tersinde 0'ı yerine yazdığım zaman 0 nereye gitmiş? 3'e. Demek ki alt taraf 3'müş. Bu 1. E güzel. Bana ne lazım şimdi? F4 ile F0'ın toplamı lazım. Peki ben bunları nereden bulacağım? Öncelikle sevgili gençler. F'in tersinde x-2'nin grafiği verilmiş ya. F'in tersinde x-2. Mesela bunu 4 yapan değeri bulalım. Tamam Bunu 4 yapan değer. Bunu 4 yapan değer neymiş? Hop 2'ymiş. Değil mi? Şimdi bunu 4 yapan değer 2 ise 2'yi buraya yerine yazacaksın. F'in tersinde... 2 eksi 2 0 eşittir 4 müymüş 4'müş. E peki hocam F4 o zaman 0 olmaz mı? Bununla bunun yerini değiştirdiğiniz zaman olur. Bakın burası 0'mış. Artı. Şimdi aynı mantaliteyle F'in tersini x eksi 2'yi 0 yapan değeri bulalım. Peki F'in tersini 0 yapan değer nedir? Bakın bu burada. 0 yapan değeri bulacağım ya ben. 0 yapan değer nerededir? Burası bakalım. 4 yapan değer tamam. 0 yapan değer de şurada. Eksi 1'miş. Demek ki içeriği eksi 1 yapan x değerini bulmam gerekiyor şimdi benim. Yani içeride eksi 1'i özür diliyorum yerine yazmam gerekiyor. Eksi 1'i yerine yazarsam burası ne gelir? Eksi 3 mü gelir? Demek ki f'in tersinde eksi 3 sıfırmış. O zaman f sıfır kaçtır? Eksi 3'tür. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu nasıl buldum? Yer değiştirdim. E burası da eksi 3'müş. Eksi 3 ile sıfırı toplarsam ne olur? Eksi 3. Bir de bunu 3'e böleceğim. Eksi 3'ü 3'e bölersem cevap ne olur? 1 olur sevgili gençler. Evet. Kalemi bıraktım. Sen de artık yazdıysan sen de kalemini bırakabilirsin. Derin bir nefes alıp bir oh çekebilirsin. Artık sen bileşke ve ters fonksiyonu da anladın, bitirdin. Şimdi ne zamanı? Bunların sorularını çözme zamanı. Matematiğin ilacından ve kendi belirlediğin kaynaktan olan fonksiyonlar kısmındaki bileşke ve ters fonksiyon kısmındaki soruları çözebilirsin. Bunları çözdükten sonra artık denemelerde sen bu sorulardan kaçırmama kaçırmamaya oynayacaksın. Kaçırdığın zaman çok üzüleceksin. Neden? Çünkü artık sen bu konuya hakimsin ve ee, artık denemelerde hata yapmamaya oynuyorsun. Hata yapmamaya çalışıyorsun. Yani her 10 denemenin 9'unda, 8'inde bunları doğru yaparsan sen bu konuyu kapmışsındır demektir. Bir tanesinde, iki tanesinde hata yapsan da sıkıntı yok. Çünkü sen zaten sınava kadar en az 100 tane matematik denemesi çözeceksin. Bunu da sakın unutma. Evet. Bu videomuzun, bu konumuzun sonuna geldik artık. Diğer videolarımızda ve diğer sorularda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.